Bak verelim direkt. Türkiye ilk kez 300 kilometre barajını aştığını ilan etti. Dün akşam yayında da stratejide de göstermiştim. Tayfun, balistik füze. 561 kilometre uzaktaki hedefi mıhlıyor. 561 kilometre ne demek biliyor musun? Acayip bir şey. Ve bunu biz yaptık ya. Ver haritayı. Bak 561 kilometre. İzmir'den Atina'yı vururuz. Temel Bey. İzmir'den Atina'yı şak diye vururuz. Ha, bak bu da 561 kilometre çapa dair. Yani siz götürürsünüz Edirne'ye koyarsınız bunu. Ve o işte o gördüğünüz sınırlara kadar. Bu yuvarlak çerçeveye kadar vuramayacağınız yer yok. Ne istiyorsun? Ne olsun? Daha ne olsun? Ve bunların hepsine sizin oturduğunuz o masada itiraz edilmişti. Çatır çatır itiraz edildi o masada. Çatır çatır. Dediler ki İHA'ya savaş açtılar. SİHA'ya savaş açtılar. İktidara gelirsek Selçuk Bayraktar'ı yargılayacağız dediler. Fabrikalarını kapatacağız dediler. Türkiye bu güvenlikçi politikalardan ne zaman uzaklaşacak dediler. Dalga geçtiler. Ne? Ya karşı çıkmadığınız bir proje mi var? Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmiş orada neymiş? Bilimsel ne yapmış çocuklar Amerika'da? Bilimsel vizyon yolculuğu yapmış. Ya gitseydi keşke şu Tayfun balistik füzesinin mühendisleriyle bir bilimsel vizyon yolculuğu yapsaydı. Gitseydi İHA SİHA'nın mühendisleriyle TB2'nin, Akıncı'nın, Koral'ın bunların mühendisleriyle bir bilimsel vizyon yolculuğu yapsaydı. Atomu mu parçaladın Kemal Bey? Amerika'da ne yaptın? Hani senin gündemin Amerika'da bilimsel vizyondu, bilimdi, bilmem neydi. Türkiye'nin önüne gittin, 8 saat kayboldun. Türkiye'nin önüne gittin. Bu bina bu mudur yani? Bu arada CHP'de kıyamet kopuyor. CHP, ha şunu söyleyeyim. Bu Tayfun füzesiyle ilgili Temel Bey okumaz. Ben ona okuyayım. Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı diyor. Yunanistan medyası. Güç gösterisi diyor. Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu diyor. Tırsmışlar. Türkiye özellikle son 5-6 yıldır bu savunma sanayi alanında çok ciddi işler yapıyor. Zaman zaman konuşuyoruz. Daha bilmediğiniz neler var demiştim. İşte o daha bilmediklerimizden biri Tayfun'du gördük. Başka da var. Başkaca silahlarımız da var. Mesela elektronik harpte kullanacağımız insansız deniz araçlarımız var. Yeni bunlar. Hepsi yeni üretiliyor. Türkiye uzunca bir süredir kuşatılıyor biliyorsunuz değil mi? Bunu defalarca konuştuk. İşte bu kuşatmayı yarmak için Türkiye boş durmuyor. Bu arkadaşlara kalsaydı, bunlar iktidarda olsaydı hem vallahi hem billahi bir çivi çakmazlardı. Bir tek iş yapmazlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün önce ya işte İHA SİHA tabii bu faaliyetler başarılı. Biz ne diyeceğiz buna? Bir şey mi diyeceğiz? Alkışlıyoruz falan anlamına gelecek iki cümle kurdu. Niye biliyor musunuz? Toplumsal tepki o kadar yükseldi ki bu arkadaşlar Türkiye'nin savunma sanayisiyle kavga ediyor. Şaka gibiler. Raporlar gelince önlerine parti oturdu yönetim kadrosu, altılı masa şu bu. Dediler ki ya bak siz bunları hedef aldıkça bu millet endişeleniyor. Ha bir dilinizi bir tutun, bir susun. Bunlara saldırmayın. Kemal Bey o yüzden koşa koşa Teknofest fuarına gitti.
Temel Karamollaoğlu da o da acayip bir yol seçmiş kendince. Şimdi övmek yerine biz iktidara gelirsek daha büyüğünü yapacağız diyor. Ha bunu derken bir de diyor ki iktidar diyor buna yeteri kadar destek vermiyor. Ha destek verdiğinde kıyameti kopardınız. Güvenlikçi politikalar bilmem ne falan. Ne gerek var demedi dediniz. Hülasa eğer bunlar olmasaydı, bunlar yapılmasaydı Yunanistan bizimle bugün Avrupa başkentlerinden, Amerika'dan gördüğü silah desteğiyle ona güvenerek bizimle dalga geçiyor olacaktı. Bunlar olmasaydı, şimdi Meral Akşener çıkmış, şeyi söylüyor. Ne tedbir aldınız işte bu maden faciası? Eyvallah da bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptın. Onun rakamları var mıydı arkadaşlar bizde? Ya bir yıl bile yoktu. İçişleri Bakanlığı yaptı. Kaç asker şehit oldu bu ülkede? Kaç polis şehit oldu bu ülkede? Onlarca faili meçhul yaşandı senin o kısacık İçişleri Bakanlığın döneminde. Niye tedbir almadın? Ne tedbir aldın? Bu ülkede bak açık açık söylüyorum. Hoplayan hoplasın, zıplayan zıplasın. Bu ülkede Tayyip Erdoğan'a kadar maalesef bu tür alanların hepsi ihmal edilmiş. Karakolumuz yoktu ya. Karakolumuz yoktu. Önemli söyledik zaten. Kale kollar yapıldı işte. Siz artık askerinizle değil, İHA'nızla, SİHA'nızla, gelişmiş silahlarınızla, topunuzla, tüfeğinizle mücadele ortaya koyuyorsunuz terörle mücadelede.